Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Suudi Arabistan'la Çin görüştü. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Çin Ulusal Enerji Dairesi Müdürü Zhang Jinhua ile enerji alanında ikili ilişkilerini geliştirme olanaklarını ele aldı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde bin Abdulaziz'in başkent Riyad'da bulunan Zhang ve beraberindeki heyetle bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda Suudi Arabistan ve Çin arasındaki ilişkilerle enerji alanlarındaki işbirliğini geliştirme yollarının konuşulduğu aktarılırken, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının öneminin değerlendirildiği ifade edildi. Suudi Arabistan ve Çinli yetkililerin ham petrolü petrokimyaya dönüştürme, hidrokarbonların yenilikçi kullanımları ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlar için kullanmak gibi alanlarda ortak projelerde konuştuğu vurgulanan haberde, madencilik, elektrik, yenilebilir enerji ve temiz hidrojen alanında projelerinde görüşüldüğü aktarıldı. Toplantıda iki ülkenin enerji tedarik zincirlerindeki işbirliği çabalarının da ele alındığı belirtilen haberde, görüşmede Saudi Arabistan ve Çin'in iklim değişikliği ile ilgili çabalarına değinildiği kaydedildi. ABD ve Çin savaş gemileri karşı karşıya geldi. ABD muhrip gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçiş sırasında Çin savaş gemisinin tehlikeli manevra yaptığı açıklandı. ABD ve Çin Savunma Bakanları Singapur'da bulunurken yaşanan olay, dünya çapında gezinme özgürlüğü ve barışın korunması gerektiğine dikkat çekti. Birkaç gün önce de Güney Çin Denizi üzerinde ABD keşif uçağıyla Çin savaş uçağı arasında uçak gerilimi yaşanmıştı. ABD Hint Pasifik Komutanlığı, ABD muhrip gemisinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçişi gerçekleştirdiği sırada, Çin savaş gemisinin ABD gemisine yakın bir noktada tehlikeli manevralar yaptığını duyurdu. O anların görüntüsü paylaşıldı. Öte yandan Tayvan Boğazı'ndaki olay, ABD Savunma Bakanı ile Çin Savunma Bakanı yıllık savunma konferansı için Singapur'da bulundukları bir günde meydana geldi. Singapur'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan ABD Savunma Bakanı, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması tüm dünyanın çıkarına, ticari nakliye yollarının ve küresel tedarik zincirlerinin güvenliği buna bağlıdır. Dünya çapında gezinme özgürlüğü de öyle. Şüphesiz ki Tayvan Boğazı'ndaki çatışma yıkıcı olur. Çin'le özellikle de savunma ve askeri liderlerimiz arasında açık iletişim hatları elzemdir. Diyalog bir ödül değildir, bir gerginliktir ve ne kadar çok konuşursak krize ve çatışmaya yol açabilecek yanlış adımlardan ve yanlış hesaplamalardan o kadar çok kaçınabiliriz dedi. Çin, savaş çıkarsa dayanılmaz felakete neden olur. Çin Savunma Bakanı, ülkesinin Washington'la çatışmaya karşı diyalog istediğini söyledi. Asya'nın en yüksek güvenlik zirvesi olan Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Li, dünyanın Çin ve ABD'nin birlikte büyümesi için yeterince büyük olduğunu söyledi. Çin ve ABD'nin farklı sistemleri var ve birçok yönden farklıdır diyen Li, ancak bunun ikili bağları geliştirmek ve işbirliğini derinleştirmek için ortak zemin ve ortak çıkarlar aramaktan alıkoymaması gerektiğini vurguladı. Çinli bakan, Çin ile ABD arasında yaşanacak şiddetli bir çatışmanın veya karşı karşıya gelmenin dünya için dayanılmaz bir felaket olacağı inkar edilemez dedi. Washington'la Pekin arasındaki bağlar, Tayvan, Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıkları ve ABD Başkanı Joe Biden'in yarı iletken çip ihracatına getirdiği kısıtlamalarda dahil olmak üzere bir dizi sorun nedeniyle gerilmiş durumda. El Cezire'nin haberine göre Savunma Bakanı Li, Çin'in barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmaya devam ettiğini, ancak meşru haklarını
ve çıkarlarını savunmaktan asla geri adım atmayacaklarını sözlerine ekledi. Öte yandan Çinli Bakan, soğuk savaş zihniyeti şimdi yeniden diriliyor ve güvenlik risklerini büyük ölçüde arttırıyor ifadelerini de kullandı. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.